Şimdi bu bizim rekor üretimimiz bu yılın Ocak ayında Türk Traktör olarak 1.111.111. traktörümüzü ürettik. Hani Türk Traktör olarak birincilikleri çok seven ve 17 yıldır da kesintisiz Türkiye'de traktör pazarında lider bir markayız. New Holland ve KZH markalarımızla birinci ve ikinciliği şu anda Türkiye'de koruyoruz. 2023 nasıl geçti? 2023 traktör piyasasında rekor bir yıl oldu. Pazar yaklaşık 78 bin adetlik bir seviyeye ulaştı. Pazarın ilk 6 ay pazar çok hareketliydi. Özellikle talep, kredi ortamının göreceli daha rahat olmasıyla birlikte çok canlıydı. Yılın ikinci yarısı nispeten yavaşlayan bir pazar koşulu vardı karşımızda ama buna rağmen yaklaşık 78 binlik bir traktör satışı gerçekleşti. 2017'ye göre, 2017 en son rekor pazardı, 73 binlik bir pazardı. Ona göre yeni bir rekor oldu Türkiye için. Türk Traktör olarak da biz rekor bir üretim yaptık. 51 binin üzerinde traktör ürettik Türkiye'de. Biliyorsunuz biz sadece iç piyasaya değil ihracata da önemli ölçüde mal veren bir şirketiz. Her 3 traktörümüzden birisi ihraç pazarlara gidiyor. Ve ihracatımızın %80'i dünyadaki gelişmiş pazarlar olan Kuzey Amerika ve Avrupa Birliği ülkelerine yapılıyor. Bu 51 binin üstündeki rekor üretim tabii bizim satış adetlerimize de yansıdı. 36 bine yakın iç piyasaya traktör satışı gerçekleştirdik. İhracatımızda 16 bin adedi geçti bu yıl. Dolayısıyla bizim açımızdan, Türk Traktör açısından gerçekten başarılı bir yıldı. 17 yıldır piyasada New Holland markamızla birinciliğimizi korumaktayız. 2023 yılında KZH markamızla da ikinci olarak pazarda konumumuzu güçlendirdik. Bu açıdan bizler için 2023 oldukça bereketli bir yıl oldu diyebiliriz. Şimdi emisyon geçişi Türkiye'de son 3 yıldır gündemde olan, bizde faz 3'ten faz 5'e doğrudan geçen bir mevzuat söz konusuydu. Bu mevzuata göre artık traktör üreticileri faz 5 emisyon seviyesine sahip traktör üretmek durumundalar. Bunun için de bu yılın Haziran sonuna kadar da bir geçiş süreci tanımlanmış vaziyette. Yani traktör üreticileri Haziran sonuna kadar bu geçişi tamamlayıp artık 1 Temmuz'dan itibaren Avrupa'daki kullanılan en son emisyon seviyesi olan faz 5 emisyona sahip gerçekten çevreci bir teknoloji, bir motor teknolojisi. Dolayısıyla doğaya olabildiğince saygılı, yaydığı işte zararlı dumanların olabildiğince minimize edildiği bir teknoloji. Türk Traktör olarak bugün Konya Fuarı'nda da bu alanda birçok yeni ürünümüzün lansmanını yapıyoruz. New Holland tarafında T5 serisi traktörlerimiz, T580 Bahçe, T500S, TT Klasik serilerimiz, hakeza KZH tarafında JX'e, Multi Farmala, Farmal C serisi traktörlerimizde bu faz 5 seviyesine Türk Traktör olarak hazırız. Önümüzdeki dönemde de çiftçilerimiz gün geçtikçe bu yeni emisyon seviyesine sahip traktörleri etrafta daha çok görecekler. Tabii bu sadece emisyon seviyesinin artması değil, aslında bu çevreci motor dediğimiz hani üst seviye emisyon daha az yakıt tüketen bir teknoloji. Dolayısıyla çiftçilerimizin işlerindeki verimliliği arttırmak, girdilerini önemli ölçüde minimize etmesi için de önemli bir araç. Biliyorsunuz yakıt tüketimi çiftçilerimizin en önemli girdi kalemlerinden birisi. Faz 5 emisyonuna sahip traktörlerde bu yakıt tüketimi de olabildiğince minimize edilmiş vaziyette. Türk Traktör olarak bu konuda da liderliğimizi sürdürüyoruz. Bu yılın Haziran sonuna kadar da bütün ürünlerimiz bu yeni emisyon seviyesinde, faz 5 emisyon seviyesinde sahip ürünler haline gelmiş olacak. Dolayısıyla Temmuz'dan itibaren artık tamamıyla Avrupa pazarlarında satılan emisyon seviyesine sahip traktörler Türkiye'de çiftçilerimizle de buluşuyor olacak. Ne borç kontrol